Merhum hocam Hüseyin Hilmi Işık geldi. En sevdiği talebesi Doktor Enver Ören. Almanya'daki arkadaşları ziyaret dönüşü bir arzda bulunuyor. Arkadaşlar şöyle böyle diye. Malum, yine malumunuz, merhum hocam için dar-ı dünyada iki şey vardı. Kitaplar ve arkadaşlar. Sebebi hayatım saadet ebediye dedi. Yani 90 yıllık bir ömür yaşadık. Saadet ebediye için. Ve arkasından ikinci önemli husus arkadaşlar. Onların sıhhati, selameti, huzuru, saadeti her neyse. Başka gerisinin önemi yok. O ömür öyle geçti. Dolayısıyla da Enver Bey'e soruyor. Arkadaşların hali ne? Verdiği cevaplarla iktifa etmiyor, ısrar ediyor. Daha nasıl, daha nasıl? Merhum Enver abi arz için şaire müracaat ediyor yine. Yine Farsça. Sahibini bilemediğim bir şair, muhtemelen Sadi. Bilen varsa bizi bilgilendirirse sevinirim. Beyit şu. Payisek buzit mecnun, gofti alem inçe bud. Gofti insek gâhi gâh der, kûyi leyla refte bud. Tercümesi şu olur. Hani bir gün diyor Enver Bey, Mecnun bir köpek buldu da ayaklarını öptü ya, hocamız, sordular ya sen de abarttın Mecnun ya, anladık aşıksın da yani bu da fazla yani şimdi köpeğin ayağı öpülür mü ya, dediler ya, O da cevap verdi, ah bilmiyorsunuz, Leyla'mın köyünden geçti bu köpek, bastığı taşlara bastı, onun için ayağını öpüyorum dedi ya, diyor. Hocamız, yanınızdan gittiğim için arkadaşlar bize sarıldı, sarıldı, öptü diyor. Ve merhum hocamız şöyle cevap lütfediyorlar, yüksek sesle 3 defa, rivayetle anlatıyorum, orada değildim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah kardeşim. Velhasıl. Aşkı görmedimse de duydum. Aşk böyle olur.